Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda yepyeni bir bölüm, yepyeni bir Space Engineers bölümüyle karşınızdayım ve tamamen kendi girişimi mahvettim. Evet, remote control, evet tabii ki de 2 ve şu arkadaşın kalanını Weld diyelim. Evet, Welding gemimiz tam olarak bu işe yarıyor. Evet. Hadi bakalım Weld'lan. Bu da yeni yaptığım bir gemim. Kendisi bir adet mining gemisi olacak. Ancak bunu asıl amacı olan mining için kullanmayacağım. Daha çok tünel kazmak için kullanacağım. Çünkü daha ev yapmayı planladığımı biliyorsunuz. Tamam. Bu taraf tamam. Bu tarafa çalışmaya başlayalım. Bir şey eksik galiba. Muhtemelen motorlar eksik. Ama kolay. Hemen size bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi Tim'le bayağı bir uğraştım. Bölüm arası. Ups. Gel bakalım. Evet. Dolmuşlardır. Evet, muhtemelen motorlarım bitti. Çünkü thrusterlar bayağı bir motor kullanıyor. Ve bunu tamamladığımıza göre seni park edelim. Ve bunu artık ayırabiliriz. Bu nedir diye soracak olursanız kendisi attachment. Small chip parçalarıyla large chip parçalarını birbirine bağlamamızı sağlıyor. Evet. Ve şimdi sen gel bakalım kontrol. Large grid olarak gözüküyor tabii ki de. Ama sen... Atmos miner ol. Sonra buraları tabii temizleyeceğiz. Remote control. Tamamdır. View, switch lock, toggle block on off. Tamam. Geri kalanlarını da ayarlayacağız. Evet, görüş açım biraz sıkıntılıymış, o yüzden kameranın konumunu değiştireceğim sanırım. Evet, iki adet drill arasını görebiliyorum sadece. O zaman... Oops, Tamam, remote control'e zarar gelmedi. İki adet hedef ödüğü görüyorsam eğer 7 gel. Tamamdır. Bunun artık net bir biçimde atmosferik welder, atmominer. Remote control. View.
Evet, çok daha iyi bir görüş açısı ancak sanki biraz daha geriden bakabilirim. Evet, biraz daha geriden bakayım ben. Oops. Ve bakalım sana. Tamam, bu gayet makul bir bakış açısı. Bu arada şunun da aldığı açık kalmış. Basitçe şu an neden bu kadar öne bu kadar fazla thruster koydum diye soracak olursanız, şu açıda da gayet rahat durabilmek için. Çünkü bu arkadaş bayağı bir yük barındıracak. Bayağı bir yük barındıracak. Hani düşün, onu hesaba katın. Ve biraz hızlı durabilmesi lazım. Evet. İki tane pilim bu arkadaşa yetişeceğini düşünüyorum. Evet, iki tane large thruster'ı çok rahat taşıyor. Bu arkadaş şimdilik burada çok fazla bir iş yapmayacak. Bunu başka bir arkadaşa yardımcı olarak koyacağız. Tabii ki de burada öncelikle yapmamız gereken birkaç bir şey pillersiz. Temlerde gözükmeyin. Anten sen gözükme. Kameralar. Tamam. Siz temlerde gözükmeyin. Driller siz. Drill olarak adlandırılım da burada gözükmeyin. Connector sen gözükme. Gyroskoplar siz direkt gözükmeyin. Thruster'lar. Save. Ve termalde gözükme. Medium cargo container. Sen gözük. Remote control gözük. Spotlight layer. Siz gözükmeyin. Evet, gözükmesi gereken parçalar bunlar sadece. Şimdi, aslında dur. Connector sen gözük. Tamamdır. Evet. Ve şimdi, öncelikli olarak sana bir gelelim. Atmospheric welder. Welders kapan. Sonrasında Atmospheric Miner, Thrusters, kapan. Evet. Ve bu şekilde aşağıya düşüyor. Evet, iki gemimiz bu şekilde burada yer alıyor. Öncelikli olarak bir de Atmospheric Welder, sen önemli bir parçasın. Remote Control, Control. Seni şöyle park edelim. Tabii ki de şunu ayarlamayı unuttum. Ancak şuraya bir arkadaş yapmıştım. Evet. Bunlara bağlı artık. Thruster'ları kapıyor otomatik olarak. Ve sizle beraber bir şey daha yapmak istiyorum. O da şimdi Atmospheric Miner, Remote Control, Control. Tabii ki de öncelikli olarak Groups, Drill, Toggle Lock On Off, Thrusters, Toggle Lock On Off. Evet. Şimdi
Alt F10'a basıyoruz. Burada Enable Creative Tools diyoruz. Ardından sana gelelim ve Ctrl C yapalım. Escape yapalım. Ardından sonrasında Shift F, Ctrl F10 yapıyoruz. Bu arada Atmospheric Welder'ımız da burada. Ve Create From Atmospheric Miner Details Rename. Tamamdır. Close Atmospheric Miner, Take Screenshot ve evet, screenshot'ımızı da aldık. Atmospheric cihazlarımız bu şekilde ayarlandı. Ve size gemiyi de boyamayı göstereyim. Gemimin siyah olmasını istiyorum. Orta tuşa basarak gemimi boyuyorum. Evet. Bu şekilde bunu siyaha boyayacağız. Miner'ın siyah olmasını istedim. Those are minor changes. Evet, bu iğrenç esprinin de ardından tabii ki de şunlara erişemiyorum. Onlar öyle kalsın. O benim tembelliğimden ötürü onlar öyle kalacak. Evet, gyrolar. Ve senin kontrolünü tekrar alalım. Remote control, control. Elimizde herhangi bir blok varken şunlara devam edelim. Evet. Sanırım bitti. Şu öndeki arkadaşları halledelim. Evet, atmosferik miner'ımız artık siyah. Ama tabii ki de sizdeki hali renksiz olacak. Ve yeni bir collection yarattım. Bu yeni collection'ımız hem şunu hem de bunu içeriyor. Ve bir de P. Şuradan rengi resetledim. Okey. Sonrasında sen gel. Atmospheric Miner. Ve Atmospheric Miner'ımızı yasa dur ona değil de şuraya ekleyelim. Maglock Surface. Atmospheric Miner'ımız burada yer alsın. Aa doğru, creative değil. Creative'den çıkmayı unutmayın. 19, gel bakalım. Ve daha fazla steel plate'e ihtiyacım var. Evet. Ve sim'i de kaldıralım. Arkadaşlar attachment, bu arkadaş attachment kendisi small ship'lerle large ship'leri birleştirmek için kullandığımız bir arkadaştır. Tabii bunun vanilla yöntemleri de var, yani modsuz halde de bildiğiniz halleri var. Evet, şimdi bunu buraya koyduk. Maglock bunun kolay kolay kımıldamasını engelleyecek. Yani yerini sabitleyecek. Seni genel olarak bir kapatalım da, sonrasında buraya gelelim. Maglock Surface Lock. Evet, bunu kilitledi. Evet, bu arkadaşımızı bu şekilde tamamladık. Artık bir mining drone'umuz da var. Welding drone'umuz da var. İkisi de benzer kalıpta, neredeyse hiç armor yok. Tamamen çıplak makineler. Şu an için görünüşe çok fazla uğraşmayacağım, ancak gene de çirkin durmuyorlar. Direwolf'la kıyasladığımızda bence bir sanat eseri bile sayılabilir. Kutu yapmaktansa. Evet. Bunu geçtiğimize göre sırada
yavaştan başlamayı planladığım bir şey var. Onu bölüm arası yapacağım ancak sonrasında neler olacağını anlatacağım. Fakat öncesinde bu arkadaşta neler olduğunu söyleyeyim. Driller maden kazıyor. Şu arkadaşın gemiye takılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Her nasıl bunlar bunun gemiye takılmış hali ise gerçi modlu yani gelişmiş hali. Bunlar da vanilla haliyle bunun gemiye takılmış hali. Gene remote kontrolümüz, kameramız, spotlightlarımız. Önde çok fazla thrusterımız var çünkü arkadaş genelde şöyle bir açıyla çalışacağı için öndeki thrusterlar aşırı önemli. Alta doğru thrusterlar da önemli çünkü diğer türlü gemi da şöyle göstereyim. Şöyle bir açıyla durduğu takdirde şuraya doğru ilerlemeye başlıyor ve kaza demek oluyor. Altta bir düz bir ters şeklinde yana thrusterlar ve 3 tane arkaya doğru thruster. Arkaya doğru thrusterların sayısı bayağı az çünkü bu arkadaşın hızlı olmasına gerek yok. Hatta tam tersi yavaş olması büyük bir avantaj. 2 adet pil var. Çünkü bu arkadaş kendisi uzağa doğru gitmeyip çok fazla uzaklaşmayacak bizden. Doğrusu üstten uzaklaşacak ancak kendisi aslında daha büyük bir geminin bir parçası olacak. O gemiyle beraber hareket edecek. Sürekli o gemiden gelip yakıtını dolduracak ve kendisini de itemlerini de boşaltacak. Ve o yüzden sadece bir tane medium cargo container var. Beraberinde connector'ımız var. Connector'ımız 11.5K. Buradan 33.75K. Pardon, bunlar driller. Ve medium cargo container da aynı şekilde. Yani aslında driller de birer medium cargo container. Yani 3 tane medium cargo konteynerimiz var aslında ve düşünce bir adet medium cargo konteyneri yerine ekstra 2 tane pil taksam daha mantıklı olabilirmiş. Ama olsun, bu da iyidir. Evet, bu şekilde bu gemimiz. Yani şunlar da large atmospheric thruster, şunlardan 5-6-7 tane falan ediyorlar. Aşırı yük halinde arkadaş rahatlıkla kalkıp insin diye bunları koyduk. Evet, bu arkadaş güzel bir mining cihazımız. Biraz kullanacağız bunu. Değişiklikler yapmak isterseniz ya da kendiniz denemek isterseniz workshop'ımda varlar. Bunlar kendi mod köfte pek altında yer almayacaklar. Çünkü kendim sevmiyorum. Subscribe diyorum ve zibil tane subscribe ol diyorsun ve zibil tane kullanmadığın zımbırtı da orada yer alıyor. Yani ben bunu sevmiyorum. Onun yerine kendim ayrı bir zımbırtı yaratıyorum. Oradan istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani ihtiyaç bunları kullanmak istiyorsanız o pakete subscribe olabilirsiniz. Yeni bir şey yapmışsam oraya eklenecektir ve attachment gel. Ve yeni bir projeye daha başlayalım. Bu proje bu arada biraz bir fikir olarak bir yerden çalıntı olacak. Yani fikrin bir kısmı çalıntı. O aklınızda bulunsun. Evet. Attachment'ımızı yaptık. Attachment bu arada iki parça. Tıpkı rotorlardır, şudur, budur gibi. Gel bakalım. Evet. Fikrin hangi kısmı çalıntı diye soracak olursanız... kullandığı kanat sistemi. Evet, kanatlara başlayacağız. Wing yazmışım, wing yazacaktım. Wingleri göstereyim size. Bu şekilde çalışıyorlar. İleri doğru thruster'a ihtiyaç duyuyorlar sadece. Ve bunlarla ileri doğru thrust'ı yaptığınız takdirde çok güzel bir biçimde hızlanıyorsunuz. Bu gemiyi bölüm arası yapacağım bu arada. Ondan öncesinde şu alanımı biraz daha genişletmek istiyorum. Evet. Ve bunları gene elle weldliyoruz. Şimdi önümüzdeki bölümlerdeki planlarımızı anlatıyorum. Bu arkadaş keşif gemim olacak. Yani hızlıca bir yerlere gitmek için
En zamanında kendisi bir adet fighter'a dönüşecek. Yani bayağı hızlı, çok fazla yük taşıyamayan bir arkadaş. Ama avantajı aşırı hızlı. Aşırı hareket kabiliyeti yüksek. Ve basitçe ufak. Yani kendisi çok kısa sürelerde çok rahatlıkla, çok ufak yerlere rahatlıkla girebilecek bir arkadaş. Evet, ben bunu dizayn edeyim ve ondan sonra Welt kısmına geçelim. Evet ve geri geldim ve arkadaşımızın en son hali bu. Evet, bence gayet hoş oldu. Birkaç dekoratif hedef ödülüyle daha ilgileneceğiz. Evet, zaten dekoratif kısımları size bıraktım ve sizle beraber yapmayı bıraktım. Fonksiyonel olarak, bir saniye, thrusterlardan biri burada değil. Çünkü aşağıya doğru bakan bir hedehede var. Evet, small cargo konteyneridir, evet. Diğer small cargo konteyneri de şöyle çıkartalım çünkü her şeyin eşit olmasını istiyorum. Sekiz. Evet, sen yukarı doğru bakansın, sen aşağı doğru bakan ol. Bakalım konumu ne? Evet, pilden bir adım. Bir adım geri. Evet. Bunlar tamamen denge için bu arada, o aklınızda bulunsun. Ve bundan sonra yapmamız gereken şeyleri bir anlatayım. Öncelikle gemiyi tanıtayım. Şu önde bir adet conveyor air vent var. Air vent'in olayı tamamen kokpitin içerisine oksijen koymak. Şu an kaskım açık ve kokpitin içine girdiğimde bir şey olmuyor. Çünkü air vent depressurize modunda. Bunu drip depressurize moduna getirin. Bir de sanırım şunu ayarlamanız gerekiyor. Ancak emin değilim. Depressurize moduna getirdiğinizde conveyor sistemi üzerinden bağlıysa kendisi bağlanıyor ve oksijenimizi içeri koyuyor, yoksa boğuluyoruz. Kendisi bu arada modlu bir conveyor air vent çünkü tam blok olması için. Şu arkadaki arkadaşlar ise normal bildiğimiz conveyor sistemimiz. Evet, burada reaktörlerimiz var. Burada thrusterlarımız var. Arkaya doğru çoğunluk arkaya doğru itiyor, bir kısım öne doğru itiyor. Ufak bir kısım. Çok minik bir kısım yana itiyor. Bu arkadaş, bir de bu arkadaşlar kanatlar yan. Bunun olması, bu ilginç bir sonuç doğuruyor. Bayağı manevra kabiliyeti yüksek. Bunu Wasted Space kanalından görmüştüm. Ve inanılmaz hoşuma gitti bu yöntem. Ve ben de dedim kullanıyorum diye. Evet, şuraya bir adet daha gyroskop sığdırabilirim. Fazla gyroskop göz çıkartmaz diyerek. Evet, steel plate'imiz kalmıyor. Şunu bir yapmıştım da işemeye yaramıyormuş. Normalde rocket launcher da ekleyecektim ancak olmadı. Evet. Ekstra gyroskop. Kokpit bu arada bilmem ne diye bir kokpitten. Kendisi modüler bir kokpit. Yapılışı ilginç. Onu bir sonraki videoda detaylı bir biçimde gösteririm. Şunlar Azimut'un Small Gatling Gun'ları. Silahımız yani. Ve şimdi gereken tek şey Armor Blocks. Ve şu armor paneller. Evet, bunları baya baya güzelce dolduracağız. Örnek göstereyim. Mesela sen gel. Mesela şuraya koyacağız.
Gördüğünüz gibi kendisi ekstra bir armor katmanı ekliyor ancak çok ince bir görüntü olduğu için incecik duruyor. Evet, bütün gemiyi bu şekilde kaplayacağım. Bir de unutmadan spotlightlar. Bir de gemiyi drone olarak da kullanabilsem mi onu düşünüyorum. Yoksa gerek yok mu? Spotlightlar biraz çirkin duruyor ama olsun. Aslında dur, çok çirkin durdular. O zaman spotlight sen şuraya gel. Air vent'i kapatamaz neticede. Kapatmamalı neticede. Ya da air vent'i yukarı alırım. Hatta dur, evet, air vent'i yukarı alayım. Ve şu LCD panelimi de kaldırdım. Evet, şimdi gel bakalım. Evet, air vent'imiz bu. Hatta yok. Air vent, sen şöyle gel. Sonrasında şuraya da hatta ve hatta yok, direkt düz komayı blue koyalım. Evet, önüne de. Bu arada sen şundan gel. Zaten önüne bu gelecek. Evet, şunu da kırmışım. Voila! Evet, bu şekilde. Aa, aslında dur. Ben niye bununla uğraşıyorum? Çok daha güzeli var elimde. Gel bakalım sen ve 7. Evet. Çok daha güzeli var elimde. Evet, tabii ki de metal. Yukarıdan şu arkadaşları alalım. Kameramızı da buna koyarız artık. Evet. Bence bu çok daha hoş oldu. Evet, o zaman bölümü burada bitirebiliriz. Sonraki bölüm bunun keyfini çıkartacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.